Elbette diyabet önlenebilir. Ülkemizde görülme sıklığı giderek artan obezitenin önlenmesine yönelik bilimsel ve politik kararlılığın oluşturulması ve sektörler arası faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan Yeterli ve Dengeli Beslenme Hareketli Yaşam Kurulu Nisan ayı toplantısını Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Dediğim gibi diyabet sadece spesifik diyabetçilerin altında onlarca Hatay Halk Sağlığı İl Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda obezite ile savaş, hareketli yaşam bilincinin geliştirilmesi, diyabet ve risk faktörlerine yönelik farkındalık yaratma ve tuzun azaltılmasına yönelik konular ele alındı. Okullarda veya işte gidilen her yerlerde, her paydaş kurumun kendisiyle alakalı yerlerde bir yaşam kültürü oluşturmamız gerekiyor. Yani insanlara sadece yiyeceğini değil, nasıl yaşayacağını anlatıyor. Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi Sorumlusu Günnihal Yılmaz, çağımızın en önemli hastalığı obezitenin düzensiz veya bilinçsiz beslenme sonucu ortaya çıktığının altını çizdi. Obezitenin birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Sağlıklı bir yaşam sürülebilmesi için öncelikle düzenli ve dengeli bir şekilde beslenilmesi ve düzenli fiziksel aktivitelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Bedenlikten eksik ve sonuçlarına göre dünyada hızla artan obezitenin yaşam kalitesini düşüren çok faktörlü kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Mustafa Kemal Üniversitesi Dahiliye Uzmanı Doçent Doktor Cumali Gökçe de sağlıklı bir yaşamın yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmekle başladığının altını çizdi. Elbette diyabet önlenebilir. Bazı yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavileriyle diyabet rahatlıkla önlenebilir. Bazı ilaçların %70'lere kadar diyabeti önleyebileceği diyabet önlenebilir.